radyoculuk aslında küçüklüğümden bu yana hep hayalim olan bir şeydi. Ama bu hayal hep bana uçsuz bucaksız gelirdi. Hani ulaşamayacağım bir şey gibi gelirdi, hayal gibi. Hep şiirler yazarak kendimi ifade eden bir kişiydim. Genelde duygusal olan kişiler hep kendini yazıyla ifade eder. Bu onların kaderidir diyelim. Güzel bir kader aslında. Evet. Ve bu kader insanı büyüyünce çok farklı noktalara getiriyor. İstemekle ve hayal etmekle başlıyor değil mi her şey? Tabii ki de. O kadar istemişsiniz ki Allah bir şekilde nasip etmiş size. Bazen evet duruyorum. O kadar çok teşekkür ediyorum ki şükürler olsun Rabbime diyorum. Çok mutluyum. Çünkü radyoda hep hayalim olan bir yerdeyim ve kendimi ifade edebildiğim bir yerdeyim. Konuştuğunuz cümlelerinizle, ses tonunuzla, gülümseyişinizle, benim konuşurken ses tonumdan beni tanıyanlar, hatta tanımayanlar bile tanıyabiliyorlar, evet, hissedebiliyorlar. Onları kendimi hissettiriyorum. Ben de onları hissediyorum. Çok çok güzel geçiyor. Radyonun büyük bir yeri var hayatlarımızda değil mi? Şu anki yeni neslin bile dikkatini çeker. Tamam reji. Hit parçalar çalarak ön plana çıkıyor, evet, ve büyük reklamlarla. İstanbul Sesi FM'de çokça bilinen radyolardan biri. Evet. Güzel de yerden başlamışsınız, onu söylemek çok istiyorum. Çok şanslıyım. Evet. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Türkiye'nin en kaliteli radyolarından bir tanesi. 91.8 İstanbul'un Sesi Radyosu. Buradan 91.8 İstanbul'un Sesi Radyosu dinleyenlerine de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Evet, sevgili Çiğdem Hanım'ın dinleyicileri onu sesiyle biliyordunuz. Artık size gösterdik. Kendisi burada efendim. Şirin mi şirin, hüzünlü şiirler yazan. Size nasıl bir ses ve duygu aktarıyorsa aynı olduğu gibi bir hanımefendi var karşımda. Çok teşekkürler. Eğitimini aldım. 2-3 ay kadarlık eğitim aldım. Evet. Oryantasyon eğitimiyle başladınız. Evet. DJ'lerinden, yayıncılarımızdan eğitim alarak devam ettim. Burada kendilerine çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Gizemli Kız, Hasan Baran. Onlara da buradan sevgiler gönderiyorum. Serkan. Ve bu yolda benim aklımı sokan Can Kız. Can Kız'a çok çok teşekkür ederim bana yol olduğu için ve sürpriziyle... Aklına sokan derken oradan bir açalım olayı. Aslında yemek şirketimiz var bizim. Var. Öner Bay Yemek Catering. Orada radyoya yemek verirken karşılaştık. Karşılaştığımızda yakınlaştık, arkadaş olduk. O şekilde birbirimizi tanırken şiirler yazdığımı, kısa yazılar yazdığımdan bahsettim. Bir gün Ersin abi yayındayken denk geldik. Çiğdem abla dedi, sana dedi sürprizim var dedi. Ben de nedir dedim. Sana dedi şiir okutturacağım dedik. Okuyabilir misin dedi bana. Ben de okurum tabii ki de dedim. Ondan sonra yani gerçekten dedim böyle çok çok mutlu oldum. Çünkü bu teklif hani... Düşünsenize radyoda, evet, bir hayaliniz, gidiyorsunuz ama şiir okur musun diyerek geliyor. Hiç aklınızda yokken. Hiç aklımda yok ama benimki de büyük bir cesaret, evet, bence. Çünkü hemen okurum tabii ki de demek. Acemi cesaret her zaman iyidir. Tabii ki. Aslında okurum tabii ki demek benim yıllarcaki küçüklüğümden kalan bir birikim, bir hayalin göstermiş olduğu bir fırsatı hemen kapısını duyup açmaktı. Harika olmuş. Evet. Hemen Instagram'da paylaştım elimde olan. Önce okudunuz, kısa, beğenildi. Sonra yayın, evet, yapma teklifi onlardan mı geldi? Daha sonra ilk Ersin abi bu şekilde sürpriziyle başlattık. Daha sonra Can Kız yayında. Ersin abi yayıncı mıydı? Evet, Baydamar Ersin. Hafta içi yayıncısı. 91.8, evet, İstanbul'un Sesi Radyosu'nda. Programlarıyla birlikte sayabilirsiniz. Evet. Can Kız, Arabesk'in prensesi yayıncısı. Can Kız'dı değil mi sizi teşvik eden? Evet. Can Kız'a buradan selam. Can Kız'a da evet. Sesin güzel dedi. Daha sonra sesin güzel dedi Can Kız. Ondan sonra yapabilirsin dedi. Can Kız'dan da eğitim aldım kısa bir süre. Yani emekleri çok oldu benim için. Çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ne Ersin kadar abime, güzel. Can Kız'a. Hafta sonu yayıncılarımıza hepsine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İnsanların hayatına dokunmak ne kadar güzel bir şey. Tabii ki de. Şimdi sesi lise öğrencisi gibi geliyor radyoda kendisine. Öyle mi? Evet. Kim demiş hani sesi ne kadar küçük, yaşı bayağı küçük falan diye söylemişler. Evet. Bana anlatmıştı.
şaşırmıştım aslında, o kadar küçük mü geliyor diye, ama siz de söylediniz demek ki evet. Bayağı bir küçük geliyor sesim. Çok böyle el bebek gül bebek büyütülmüş, her an dokunsan ağlayacak. Öyle mi? Evet. O yüzden hüzünlü şiirler sana çok yakışıyor. Evet, hüznü ben seni çok anlatıyor. Seviyorum. Evet, hüznü çok seviyorum. Sonbaharda, ilkbaharda bile orada bir hüzün bulurum. O kuşun ötüşünde bile bir hüzün bulurum. Esen rüzgarda bile bir hüzün bulurum. Sizin gülümseyişinizde, bana bakışınızda bile hemen bir şeyler yazabilirim diyorsunuz. Bir hüzün bulabilirim yani. Her bakışında bir köşede bir hüzün vardır illaki. Ay, öyle. Olarak hüzünlü bir yapınız var. Ama bu tebessümle karışık bir şey. Evet. Ortaya da hoş bir şey çıkıyor böylelikle. Evet, kesinlikle öyle. Yani ikisinin karışımı harika şeyler oluyor. Mesela duygu dedik ya. Birçok radyo var. Hani ben mesela Radyo 45'liği çok severim. Eski şarkılar. Ben de. Ağırlıkta. Nostalji 45 hep eşimle. Muhakkak oradan bir şey alabiliyor olmamız lazım. Bizi yansıtıyor olması gerekiyor ki o kanalı dinleyelim. Doğru mu? Kesinlikle. O yüzden de sen de duyguların tarifi demişsin ya. Çok evet. Yerinde program. Seni anlatan, senin evet. Radyonu anlatan. Evet. Böyle kombine olmuş ve sana da cuk oturmuş bir program evet. olmuş. Programın ismini çok zorlandım. Hem beni ifade edebilmesi için. Sonuçta ben anlatacağım ve dinleyenler beni sunduğum programla tanıyacaklar, bilecekler o şekilde. Hani bana özgü bir şey olsun diye çok çok düşündüm. Tek evet. kelime olsun kesinlikle ama beni anlatsın. Sana özgü. Oğlum buldu. Öyle mi? Programın ismi oğlum. Adı ne oğlum? Recep. Recep'e aittir. Recep, sana da buradan sevgiler tatlım. Annenle evet, gurur duyuyorsundur. Ben de sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yavuz Selim, seni de unutmadık. Seni de seviyoruz. Annesi belki heyecandan unutabilir. Ona evet. da sevgilerini gönder annesi. Tabii ki de. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Evlat candır değil mi? Tabii ki de. Evlat, hayat, nefestir. Her şey. Yani her şeyin sebebi. Kesinlikle. Bizim özellikle annelerin yaşam kaynağı. Evet. Peki günümüzde radyo ne seviyede dinleniyor sence? Günümüzde radyo aslında önceki gibi çok dinlenmiyor. Görmüyor. Cezaevinden dinleyicilerin var. Evet. Oraya değinelim. Farklı hikayeler var. Zannediyorum evet. sana mektup geliyor oradan. Mahkum programı saatimiz var. Hı hı. Hani kurallı olarak oraya geliyor. Onun okuması gerekiyor. Sana da ulaşabiliyorlar ama. Bana da ulaşıyor. Mesaj yoluyla bana ulaşabiliyorlar. Hı hı. Seslerini duyurabiliyorlar. Ne anlatıyorlar Çiğdem? Ya mahkum programında en son canlı yayınımda, geçen haftaki canlı yayınımda. Tamam. O da mahkum bir eşi. Kendisi hani gülen, diğer dinleyenler bana ne kadar güler yüzlüsün, abla ne kadar sıcak kanlısın diye bahsediyordu. Hiç dualar ediyorlar bana. Ben de karşılıklı olarak tabii ki sizin de güler yüzle, sizin de gülen gözleriniz olsun dedim. Gülen gözlerden bahsediyorduk çünkü. Gözüm dedi, eşim gelince gülecek dedi mesela. Ha. O bana çok dokundu. İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Kelimeler kıyafetsiz geliyor. Evet, gözlerin gülmüyor artık yani. Onu düşünmek, onu hissedebilmek. Duyguların kadını olduğu için direkt o duyguya da geçiş yapabiliyorsun. Evet. Psikologlar der ya, duvar gibi dinleyin. Sanırım onu pek beceremiyoruz. Evet. Dinleyen bir kişi olarak ben bana anlattığınız zaman mutluluğunuzu, sevincinizi, hüznünüzü aynını yaşarım yani. Ay, kıyamam sana. Peki şiir yazıyorsun. Şiirler genellikle de duygusal şiirler olduğunu söyledin. Evet. Hüzün şiirlerini çok seviyorum. Evet. Ayrılık. Özlem, hasret. Ezberinde var mı? Evet. Yani Şiğdem Hanım'ı şimdi bulmuşken İstanbul evet. Sesi FM Radyosu'nun kıymetli radyo yayıncısı ve programcısı burada bir şiir okumadan gitmeyecek elbette. Tabii değil ki mi? De. Bir zevkle, keyifle. Evet. Çiğdem'cim, yaptığın işle alakalı biraz da bahseder misin? Oradan koştur koştur radyoya nasıl gidiyorsun? Uzaklık ne derece? Biraz kendini anlat bize. Günlük hayatını. Evet. Günlük hayatım benim hep yoğun geçer. Bu İşimin arasında bir de arkadaşlık bağım da çok güçlüdür. Yani insan ilişkilerini çok severim. Kopamam. Hafta içi çalışıyorum Öner Bay Yemek Catering şirketinde. Yemek yapıyor musun yoksa kasada mısın? Aşçılarımız var. Hı hı. Ön muhasebesini yapıyorum.
Harika. Evet. Sonradan sıfırdan öğrendim. Hiç bilmiyordum. İstemek başarmanın yarısıdır. Buradan sesleniyorum herkese. Yani yaşınız ne olursa olsun. Yapacak mutlaka bir şeyler vardır. Tabii ki de. Yani sonsuzdur yani. Öğrenmek sonsuz. Yani öğrendim deyip ben tamamım asla diyemeyiz. Aynen öyle. Öner Bay Catering nerede? Ondan da bahsedelim. İşyerlerine mi veriyorsunuz? Tabulot mu veriyorsunuz? Bunu da anlatabilirsiniz. Evet. Kısaca bahsedeyim. Öner Bay Yemek Catering şirketimiz Esenler Atış Alanı'nda toplu yemek veriyoruz iş yerlerine. Hafta sonları taze yemekleri veriyoruz. Cenaze, düğün, toplantı. Çok yani isteğinize göre 3 çeşit yemeklerimiz var, 4 çeşit yemeklerimiz var. Böyle tek tek paketlenmiş halde mi gönderiyorsunuz yoksa? Dağıtılmaya hazır tencereler. Dağıtılmaya hazır, evet. Sefer taslarımız var. Tabii onlar jelatinleniyor. Özel olarak paketleniyor. Isıtıcılar gönderiyoruz. Öyle eğer mi? Yoksa evet, ısıtıcılar da. Sıcak dağıtılabilmesi için. 2000-2500 kapasitelik şu anda. 2000-2500 kapasiteli. Evet. Yani şu kadar bayağı bizim içine gireceğimiz şekilde tencereler var herhalde. Kocaman. Bazen eşim bana espri yapıyor Çiğdem yemeğin başına geç diye. Ben içine pişerim, düşerim diyorum. Nasıl yapayım diyorum. Kocaman tencere yani. Buraya iki tane tencere sığar yani. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Çok güzel bir iş aslında. Çok zevkli. Aslında yemek yapmak da bir sanat bana göre. Kesinlikle. Çünkü yemek yapmakla onun sunumu, yemeğin lezzeti. Nasıl başladınız? Biz üçüncü kuşağız aslında. Amcalardan devraldık. 30 yıllık bir mazisi var. Daha önce amcaların babası küçük bir lokantaları varmış Giresun'da. Orada çorba, yemek yapıp satarlarmış. Daha sonra İstanbul'da bizim devraldığımız yerde Esenler Atış Alanı'nda. 30 yıl sonra biz devraldık. Artık çok yorulduk dediler. Bize devam ettirelim dedik. Yani yine isim bulurken yine bir duygusallık düşündüm ben. Hani isim arıyorlar, yemeğin lezzeti, yemeğin ne olsun ismi diye. Madem bu üçüncü kuşak dedim, madem ki sen de torunsun dedim, eşim torun oluyor. Öner Bay olarak dedim, olsun dedim, en güzeli dedim. Ve Öner Bay Yemek Catering yani babadan başladım. Oğula toruna geçmiş evet. Şekilde onları da onur ederek soyadıyla evet. Devam ettirmeyi evet. Tercih ettiniz. Ne kadar güzel. O şekilde senin düşündüm. Senin gibi gelinler olduğu için de gurur duymaları lazım. Evet. İnşallah gurur duyuyordur. Bence duyuyorlardır. Duyuyor. Ben iç işleriyim. Eşim dış işleri. İç işleri bakın. Yani tüm müşterilerimizle ziyaretlerine gidiyoruz bazen ikimiz beraber. Şikayetiniz var mı? Nasıl yemeklerden memnun musunuz diye. Instagram hesabınız var mı? Evet var. Catering olarak. Öner Bay Yemek Catering olarak. Instagram hesabından da takip edebilirler. Herkesi bekleriz. Firmaları, tekstil yerleri olanları duyurulur. İş yerlerine veriyorsunuz. İş yerlerine veriyorsunuz. Evet. Cenazelere, her yere, düğünlere evet, gönderiyorsunuz. Radyolara veriyoruz. Radyolara veriyorsunuz. Evet. Kurumsal firmalara tabii yemek dağıtımı yapıyorsunuz. Tabii ki de her yere günün veriyoruz. Belli saatlerinde evet. Yemekler yapılıyor, araçlara yükleniyor, gönderiliyor. Evet. Bildiğimiz kesinlikle. Gibi değil mi? En iyisi olsun diye uğraşıyoruz biz de. Eminim hep senin değmiş ya. İstiyoruz. Eminim iyidir. Hiç şüphem yok Çiğdem'cim. İnşallah. Bir de yemek önemli bir iş sevgili izleyenler. Buradan bunun da altını çizmek istiyorum. Bir kadın eli değdiyse onu denetleyen böyle aklı başında eli becerikli bir kadın varsa bence oralardan tercih etmekte de fayda vardır. İnşallah biz de ilerleyen zamanlarda ihtiyacımız olduğunda sizden tedarik etmeyi tercih İnşallah ediyorum. İnşallah sizi de yemek getiririm. Radyolara da yemek veriyoruz biz. Okul, özel kolejlere de yemek veriyoruz. Çok güzel. Yani her yere yeter ki isteyin biz buradayız. Evet, catering şirketlerinin namı diğer ne denir? Patron çesi yanımızda. Az önce limuziniyle geldi. Evet, çok tatlısın Çiğdem'cim. İyi ki tanıdım Siz seni. Siz tatlısınız. Teşekkürler. Rica ederim. Bana şiir okuyun. Çok seviyorum şiir. Öyle mi? Evet. İkinci bölüm geliyor o zaman. Evet. Hadi bakalım. Tamam. Evet, Türkiye Ajans'ta şu anda Mesleki Gündem programımız ikinci yarısıyla devam ediyor. Yine doldu taştı özlemim. Yine derken şikayet ettiğimi düşünme sakın. Hiç ağır gelir mi sevdan yüreğime? Gelir mi? Gelmez tabii, gelmez. Biliyor musun, alıştı artık yüreğim yokluğuna.
Zamanla geçer dediğin sevgim zamanla hiç geçmedi. Bitmedi de ama alıştı. Nasıl bir şey bunu sana anlatamam. İnsan yaşamadığı duyguyu nasıl anlasın? Daraldığım zamanlarda aramıyorum mesela. Beni sıkıla sıkıla dinleyip bahanelerle kaçtığın anları yaşatmıyorum artık sana. Yaşatmıyorum. Farkındaydım. Farkındaydım da belki işte diyordum. Belki işte. İnsan imkansızlığa belki der mi? Sevince diyormuş işte. Sevince diyormuş. Sevince her şeyi yapabilecek güçteyken yine sevince hiçbir şey yapmaman gerektiğini de öğreniyormuş. Çok sevdiğimi bilmen gerekmiyor artık. Bilme de zaten. İstemem o sana kolay, bana zor gelen sözlerini. İstemem. Daha çok yazacaklarım var. Söyleyecek olduğum cümlelerim çok uzun. Ama öyle işte. Hepsi küçücük yüreğimin içinde. Hepsi küçücük yüreğimin içinde. Maşallah, yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Güzel arkadaşım benim. Şimdi sevgili izleyenlerimizden bazı mesajlarımız var Çiğdemciğim. Oraya doğru geçiyorum. Evet. Evet. Müfide İbil, iyi yayınlar canım demiş. Siz de hoş geldiniz Müfide Hanım. Murat Kızıl, süper bir yorum, yüreğine sağlık demiş. Teşekkür ediyorum Murat Bey. Selim Ergin bir şey yazmış. Radyocular dinleyenlerin duygularına tercüman olmalı. Bunu en iyi bir şekilde yapıyor Çiğdem Hanım demiş. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Derken bir şiir daha hemen Çiğdem Hanım'dan alıyoruz tabii ki, değil mi? Hazır mıyız Çiğdem Hanım? Tabii ki de. Evet, şiirimiz hazır. Ey güzel Eylül, doldurup taşırdı mevsimler seni. Geldi mi savrulmanın zamanı? Senin de hiç dökmek istemediğin yaprakların var mı? Rüzgarlar eskiden hoş geliyordu. Estikçe alıp gidiyordu kırgınlıkları. Şimdilerde çarpıyor, bölüyor, koparıyor, atıyor. Ne kadar da acımasız esiyor. Görmüyor, duymuyor, hissetmiyor. Ey hazan mevsimi, acaba yaşım mı sızıyor ruhuma? Neden göremiyorum umudu? Sevemeyecek miyim huzur veren yeşilini? Ayrı düşüp kavuşan sarını, küsüp affeden kahverengini, heyecan veren kızılınla coşamayacak mıyım çocuklar gibi? Sesine, yüreğine, kalemine sağlık güzel arkadaşım. Teşekkür ederim. Evet, Çiğdem'le Duyguların Tarifi İstanbul'un Sesi FM 91.8 efendim. Araçlarınızda, iş yerlerinizde, her yerden dinleyebilirsiniz. Evet. Ağır taşı hiç kimse yerinden oynatamaz. Yani ne olursa olsun, nelerle karşılaşırsak karşılayalım, her şey bizim içimizde, her şey bizim isteğimizde, düşüncelerimizdedir. Yani hiç kimse değiştiremez biz istemedikten sonra. Evet. O zaman yanındayız, verdiğiniz değere layık birisi demiş. Teşekkür ediyorum. Saim Soybaş, selam Çiğdem abla. Ben Şişli'den, orijinal Kastamonulu. Saim abicim, hoş Saim, geldin. Kandiliniz mübarek olsun. Seviliyorsun abla, saygılar. Hayırlı akşamlar demiş. Ercan Gökkaya beyefendi katıldılar. Hayırlı kandiller, Allah dostu mübarek hanımlar demiş. Ay, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ercan Bey de çok naif bir insan. Tasavvuf tarafı diyeyim, ağır basan. Selamı bile bambaşka bir insandır. Ne güzel, yürekten demek ki, evet. Candan demek ki. Aynen, selam verdiği zaman selamünaleyküm. Allah dostu mübarek insan diye söze girer. Ne güzel. Ne kadar güzel. Saygı çerçevesinde her türlü yorumu bekliyoruz efendim. Yani. Akıl etmez misiniz diyor ya Kur'an. Evet. Yani aklımızı kullanarak doğru yolu bulabiliriz. Önce tabii ki de Allah. Allah zaten her şeyi bize sunmuş. Aynen öyle. Çok yakında
bir kitabım çıkıyor. Evet. İlham veren kadınlar. İlk defa burada söylüyorum. Çok güzel. Çiğdemciğim de onlardan biri. Çiğdemciğim, dün sana bahsetmiştim. Evet. Dün mü, ondan önceki gün mü? Hayırlı olur inşallah. Teşekkür ediyorum. Tamamıyla. Şimdi buradaki bağlamamdaki sebep, şimdi dedik ya, biz her donanıma sahip olarak doğmuşuz. Her şey okul ya da üniversite değil. İnsanın evet. kendisini yetiştirmesiyle de alakalı bir durum söz konusu ya. Hani kapılarda yazar ya, doktora saygı, hastaya güler yüz diye. Evet. Ne kadar önemli bir söz değil Tabii mi? Tabii ki. Şimdi doktor dövmekle övünenler var. Evet. Elbette ki haklılık durumu tartışılır değil mi? Ama gün sonunda burada verilmek istenen mesaj kitap yüklü merkep olmak değil. O Kesinlikle. Bilgiler ışığında da aslında insan öğrendikçe hiçbir şey öğrenmediğini, değil mi? Hiç o duyguyu tattın mı? Yaşamışsındır muhakkak. Kesinlikle. Kitap okurken özellikle olur evet, bu. Evet, evet. Ne kadar hiçbir şey bilmiyormuşum deriz. Ve evet. her öğrendiğimiz şeyden sonra başka bir şey unuturmuş insan. Ve her zaman yeniliğe açık, öğrenmeye açık. Allah bizi öyle yaratmış. Evet. Yani gözlerimizi de yüzümüzün önünde yaratmasının en büyük özelliği arkaya bakma. Daima önüne bak, evet. yürü, keşfet, yaşa, yaşat. Değil mi? Hı hı. Okumakla da, yeni şeyler öğrenmekle beraber, yeni bir ortama girdiğimizde bile yani diyoruz ki, ben bunca yıl hani burayı neden görmemişim? Hani en basit evet. örnek. Bakmakla görmek arası. Bazen üçüncü gözün açılması. Hı hı. Evet. Yeni bir işe başlıyorsunuz. Orada değişik insanlarla karşılaşıyorsunuz mesela. Orada mobbinge de uğrayabilirsiniz. Evet. Ya da çok iyi enerjiler evet. kurarak. Yani değişik insan. Ben örnek almayı çok seviyorum. Başarılı olan insanları çok çok takdir ediyorum. Yorumlayabiliyorsunuz kendinizi. Hı-hı. Ben hani onun karşısında ne kadar boşmuşum. Değil mi? Diyebiliyorsunuz. Aksi de olabiliyor yani. Şimdi Japonlardan öğrenilmiş bir söz var. Çok da severim. Kendinle o kadar ilgilen ki başkasıyla ilgilenmek için hiç vaktin kalmasın. Çok güzel sözmüş. Değil mi? Evet, çok anlamlı. Ben de hep şunu söylerim. Yani ne yaparsanız yapın, işinizi iyi yapın. Evet, kesinlikle. Yine ben yapıyorum. Olumlu ya da olumsuz şekilde. Yaklaşın. Yaptığının en güzelini yapmalısın fikrindeyim yani. İlham veren kadınlar dedim. Az önce sana üniversite okudun mu diye sormuştum ya. Evet. Hani sırf okuyamadım burada, maalesef. Burada seni tanımak için sorduğum bir soruydu. Tabii aslında ki. Hiçbir önemi yok. Tabii ki. Ben karşımda çok başarılı, çok naif, iki çocuk annesi, eşinin onur ve gurur duyduğu, evet. ailesinin gurur duyduğu bir hanımefendi görüyorum. Evet. Okuyamadım ama hep mücadele ettim. Evliyken biraz daha zordur evli bayanların tuttuğunu koparmak diyoruz. Tabii ki asla pes etmem. Kafama koyduysam yaparım yani. Kaçış yok. Vazgeçmezsen başarırsın. Tabii ne demişler? De. Kazanamayanlar vazgeçenlerdir. Tabii ki de mesajım olacaktır kendilerine. Kabul eden sevgili Ali abim ve sevgili Şigan ablacıma kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve 91.8 İstanbul'un Sesi Radyosu çalışanları, güzel DJ'leri, başarılı DJ'lerine çok çok teşekkürler ediyorum. Bana vermiş oldukları emekler için. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum diyeyim. Evet, tüm naifliğiyle programımıza yön veren çok kıymetli radyocu arkadaşım Çiğdemciğim mesajını iletti. Biz de buradan sevgili İstanbul Sesi FM çalışanlarına, sahibine, eşine ve herkese Çiğdem aracılığıyla biz de selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. İnşallah. Yani çok teşekkür ederim. Sizi de ben çok her zaman canlı yanımda da söylüyorum. Başarılı buluyorum. Hiçbir şekilde vazgeçmiyorsunuz ve yaptığınız işin en güzelini yapıyorsunuz. Bunu görüyorum, yansıtıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysen affola efendim. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.
Il vit mes pas la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens, et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main. Non, non plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien.